Muzaffer hala dönmedi. Farkındayım. Adamcağızın ağzına 2 gündür bıçak açmıyor. Kavga falan mı ettiniz? Senin yediğin haltlardan olabilir mi acaba? Yine ne saçmalıyorsun sen? Evvelki gece Behiye Hanım'ın geceliğini yatağımın üzerine koymuşsun. Üzerinde de bu not. Ben de Muzaffer sürpriz yaptı zannedip giydim tabii ki. Ondan sonra neler olduğunu tahmin edersin herhalde. Sen ne yaptığını zannediyorsun? He? Muzaffer'i delirtmek mi istiyorsun? Bunların hiçbirinden haberim yok. Benimle oyun oynama Halide. Oyun falan oynadığım yok benim. Ayıp ayıp. Abine gelince kemiğini kemirtmiyorsun. Ondan sonra da Behiye'yi kullanarak üzerime kışkırtıyorsun. Sonra da karşıma geçip haberim yok diyorsun, öyle mi? Sana şerefim üzerine yemin ederim. Ne bu notu ne de geceliği yatağın üzerine ben koymadım. Öyle olsun bakalım. Ama bu yaptıklarınla bana değil, abine zarar veriyorsun, haberin olsun. Şimdi anlamışsındır herhalde Muzaffer 2 gündür neden kötü. Ne Seyyare Hanım? Sofrayı toplayıp getirmişsin. Aman 2 saattir sofra öyle duruyor. Kimsenin gelip yediği yok. Ben de gerisin geriye topladım, getirdim canım. Sonra demesinler niye sofrayı kurmadınız diye ya. Aman canım, derlerse hatırım kalır. Seyyare, biraz dışarı çıkar mısın? Bunları Güllü'nün yatağın üzerine sen mi bıraktın? Yo. Biri Behiye'nin eşyalarını dışarı çıkarmış. Yerini ikimizden başka bilen yoktu Gülizar. Şimdi son kez soruyorum. Bunları Güllü'nün yatak odasına sen mi bıraktın? Evet. Ne halt yediğini zannediyorsun sen? Ha? Ben... Muzaffer Bey, Behiye Hanım'ı hatırlarsa Güllü'den soğur diye şey yaptım. Geri zekalı. Ya abime bir şey olsaydı? Ya kendine zarar vermeye kalksaydı? Bir daha asla. Ama asla üstüne vazife olmayan işlere karışmayacaksın. Şimdi defol gözümün önünden.